Merhaba Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şahidov, kardeş Azerbaycan'dan selamlar. Bugün bir konu hakkında konuşacağım. Bu sefer kalbimden gelenleri söylemek istiyorum açığım. Sadece benim değil, hem Azerbaycan'da hem de kardeş Türkiye'de sanırım milyonlarca insanın düşündüklerini ve neler yaşadığını anlatabileceğime inanıyorum bugünkü programımızda. Evet, yazın gelmesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Azerbaycan'da da insanlar tatil planları yapmakta ve yabancı ülkeleri ziyaret etmek isteyenlerin sayısı gün be gün artmaktadır. Ancak bu yaz biz Azerbaycanlılar biraz hayal kırıklığına uğradık. Çünkü pandemi nedeniyle kara sınırları 2 yıldır kapalı olan Azerbaycan, kardeş Türkiye ile de kara sınırlarını artık kapatmış durumda ve bu durum 1 Eylül'e kadar devam edecek. Vatandaşlar perişan durumda, turizm şirketleri ise iflas ediyor. Şimdiye kadar Azerbaycanlıların çoğu kardeş Türkiye'ye Nahçıvan üzerinden kara yoluyla seyahat ediyordu. Bunun nedeni uçak biletlerinin çok pahalı olmasıydı. Bugün ise Nahçıvan Türkiye kara yolu da artık trafiğe kapatıldı. İnsanlar çaresiz durumda. Binlerce insan memleketlerine dönecek maddi imkana sahip değil. Ve bugünkü programında Azerbaycan vatandaşlarını en çok endişelendiren bir konudan bahsetmek istiyorum aslında. Aslında bu sorun yıllardır vardı. Hepimiz bu sorunun zamanla çözüleceğini düşündük. 30 yıllık Karabağ sorunu çözüldü ama bu sorun hala devam ediyor. Azerbaycan'da uçak biletleri çok pahalı ve bunun nedeni ise serbest rekabetin olmaması. Yani monopoli. Öncelikle sınırın kapatılması konusuna açıklık getirmek istiyorum. Dünya çapındaki COVID-19 salgınının geniş çapta yayılmaya başladığı Mart 2020'de Azerbaycan da tüm kara sınırlarını kapattı. Binlerce vatandaşımız sınırda günlerce aç susuz beklemek zorunda kaldı. Özellikle de Türkiye, Rusya ve Ukrayna'da çalışan ve yaşayan milyonlarca Azerbaycanlılar için zor günler yaşandı. Daha sonra Azerbaycan devleti bu vatandaşları yavaş yavaş aşamalı şekilde ülkeye getirdi. Pandemi döneminde kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti ile kara sınırımız açıldı. Buna gerçekten ihtiyacı vardı. Çünkü Nahçıvan üzerinden geçen 11 kilometrelik sınır bizi Türkiye'ye bağlayan tek sınır hattıdır. Bu sınırın açılması siyasi ve tarihi açıdan ne kadar önemliyse ekonomik açıdan daha hayati önem taşıyordu. Çünkü abluka altındaki Nahçıvan halkı için Türkiye sınırı bir nefeslik gibidir. Bu sınırın uzun zaman kapalı kalması Nahçıvan cemaati için çok ciddi zorluklar yaşatabilirdi ve bugün o kara sınırı tekrar kapatıldı ve 1 Eylül'e kadar kapalı kalacak. Çünkü Azerbaycan Bakanlar Kurulu böyle bir karar verdi. Aslında bir şey söyleyeyim size. Azerbaycan'da Bakanlar Kurulu çok mantıksız bir kurumdur. Örneğin diğer ülkelerin aksine bizim ülkemizde Bakanlar Kurulu'nun aslında ne yaptığını tam olarak kimse bilmiyor. En saçma, gülünç ve mantıksız kararları Bakanlar Kurulu veriyor. Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Eylül'e kadar Azerbaycan'a kara yoluyla giriş ve çıkışlar yine yasaklanmıştır. Ancak uçakla seyahat mümkündür. Hava yolculuğu ise neredeyse imkansız hale geldi bugün. Çünkü fiyatlar havada uçuşuyor. Geçen ay Nahçıvan biletleri 50 manattan 60 manata çıkarıldı. Nahçıvan halkı buna itiraz etse de Nahçıvanlıların sesi asla duyulmadı. Kara sınırlarının kapatılması konusuna birazdan yine döneceğim. Şimdi biraz da uçak biletlerine odaklanmak istiyorum. Uzmanlar bilet fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının azalın piyasadaki tekelci konumundan kaynaklandığını düşünüyor. Evet, Azerbaycan Hava Yolları Azal şirketi bugün ülkede fiyat krizine neden olan tek şirket. Yıllardır uçak fiyatları pazarında monopolünü kontrol eden bu şirket fiyatları istediği gibi ayarlıyor. Sorun sadece sezonda yaşanmıyor. Bakü'den yurt dışına uçmak fiyatların çok pahalı olması nedeniyle yılın her döneminde lüks bir yolculuk olarak görülüyor artık. Ben kendim dünyanın 60'tan fazla ülkesine gittim. Farklı hava yollarıyla birçok havalimanından uçtum. Gerçek şu ki Azerbaycan'da fiyatlar gerçekten çok pahalı. Örneğin Avrupa'da faaliyet gösteren
Vizir, Ryanair, EasyJet gibi düşük maliyetli hava yolları var ve Budapeşte'den Londra'ya 20 avroya uçmak mümkün. Bunu kendi tecrübemde de yaşadım. Varşova, Budapeşte, Berlin ve diğer şehirlerden uzak Londra'ya 20-25 avroya uçtuğum günler oldu. Bakü'den Londra'ya bilet fiyatları ise 300 Euro'dan başlıyor. Nedir bizim çektiğimiz arkadaşlar? Neden insanlara bu kadar saygısızlık ediliyor benim memleketimde? İnsanlar neden bu kadar eziliyor? Azerbaycan'ın bazı vatandaşları yurt dışında yaşıyor, çalışıyor, okuyor ve bugün evlerine gelemiyorlar. Türkiye'de de, Rusya'da da ve diğer ülkelerde de yazın eve dönmek isteyen ama yurt dışında kalmış binlerce Azerbaycanlı öğrencimiz var bizim. Bakanlar Kurulu bu kadar insanı hiç mi düşünmüyor acaba? Fazla uzağa gitmeyelim. Komşu Gürcistan. Gürcistan'a bakalım, evet. Doğal kaynaklara, petrole, doğalgaza sahip olmayan Gürcistan, hava yolları fiyatlarının daha uygun olması nedeniyle bugün turizm sektörüyle daha fazla yabancı turist çekebilmektedir kendine. Turist için gerekli olan elbette ki fiyatların uygun olmasıdır. Londra'ya gitmek için bizzat Bakü'den Tiflis'e ve oradan da Kutaisi'ye birkaç kez gittim. Kutaisi'den Londra'ya uçmak zorunda kaldım. Toplam 48 saatimi aldığı ama Bakü'den direkt uçmaktan 2-3 kat daha ucuza mal oldu bana. Azal'ın tekeli ülkeye gelen veya gelmek isteyen diğer firmaları, şirketleri de etkiliyor bugün. Azerbaycan'da faaliyet göstermek için ruhsat almak, izin almak ve diğer konularda o kadar çok şart var ki yabancı şirketler Azerbaycan'da fiyatları yükseltmek zorunda kalıyor. Örneğin Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk Hava Yolları ve Pegasus şirketlerinin fiyatları da çok daha yüksek. Nedeni ise tabii ki yine Azal'ın monopolisi. İşte bu monopoli yüzünden yabancı firmalar, şirketler Azerbaycan'a gelmiyor ve bugün bazı hava limanlarımız da felç oldu aslında. Bugün Azerbaycan'da 10 uluslararası havalimanı var ve bunlardan sadece 3'ü normal şekilde çalışıyor. Devlet bütçesinden milyonlarca dolar harcanarak yapılmış bu havalimanlarımız bugün adeta müze gibiler. Kullanılmaz durumdalar. Akstafa, Balaçan, Lənkəran, Qəbələ, Yevlax, Zaqatala havalimanları bugün çalışmıyor ve Xocalı havalimanı ise mənfur ermənilərin kontrolünde. Avrupa'nın ve dünyanın ucuz hava yolu şirketlerini Azerbaycan'a davet etmemiz ve o hava şirketleriyle insanların Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinden dünyanın dört bir yanına uçmasını sağlamak bu kadar mı zor? Zaqatala'dan Paris'e, Lənkərandan Londra'ya, Qəbələdən İstanbul'a uçak seferleri olsa sizce de iyi olmaz mıydı beyler? Bu Azerbaycan devlet bütçesine ek gelir getirecek. Yerel altyapının gelişmesine, yeni iş yerlerinin açılmasına, otellerin çalışmasına ve turizmin gelişmesine ve en önemlisi de Azerbaycanımızın tüm dünyada tanıtımına yol açacaktır. Azerbaycan'ın işgaldan kurtardığı topraklarda yeni havalimanları inşa etmesi çok güzeldi. Füzuli Uluslararası Havalimanı açıldı. Laçın ve Zengilan'da da yeni havalimanları yapılıyor. Çok güzel, tebrik ederim herkesi. Peki ülkedeki mevcut havalimanları neden kullanılmıyor bugün? Aslında çok soru var. Tüm bu soruların cevabını tek bugünkü programımızda yanıtlamak çok zor. Kara sınırlarını kapatmaya ne gerek vardı peki? Pandemi sırasında böyle bir kararın alınması anlaşılabilirdi. Ama bugün COVID-19 virüsü çoktan sona ermişken kara sınırlarının kapatılmasının belirli jeopolitik nedenleri mi var yoksa? Biz bilmiyoruz. Bazı uzmanlar bunu Ukrayna-Rusya savaşıyla ilişkilendiriyor. Çünkü daha önce de söylediğim gibi Azerbaycanlıların çoğu komşu Rusya'da, Ukrayna ve Türkiye'de yaşıyor, çalışıyor ve okuyorlar. Resmi olmayan verilere göre Rusya'da bugün 3 milyon, Ukrayna'da 500 bin ve kardeş Türkiye'de yüz binlerce Azerbaycanlı yaşıyor. Pandemi sonrasında bu yılın Şubat ayında Ukrayna-Rusya savaşının başlaması Azerbaycanlıların Rusya ve Ukrayna'dan ana vatanlarına büyük bir akınına neden oldu ve bu da Azerbaycan hükümetini bazı önleyici adımlar atmaya zorladı. Milyonlarca Azerbaycanlıyı aynı anda kabul etmenin ülkede demografik bir krize yol açabileceğini düşünen bizim Bakanlar Kurulu böyle bir karar aldı ve kara sınırlarını kapattı. Azerbaycan'a sadece maddi imkanları olan ve uçak bileti alabilecek durumda olanlar
gelirken diğer vatandaşlarımız hala ana vatanlarına dönememektedir bugün. Bununla ilgili sosyal ağlarda her gün her saat yazılmasına rağmen hükümetten herhangi bir olumlu tepki gelmedi maalesef. Görünen o ki Azerbaycan hükümeti milyonlarca vatandaşın ülkeye dönmesinin ülkedeki mevcut işsizliği ve sosyal sıkıntıları derinleştireceğini düşünüyor. Türkiye ile kara sınırlarının kapatılması ise tamamen monopolden kaynaklanmaktadır diye düşünüyorum. Çünkü uçak bileti fiyatlarının yüksek olması nedeniyle binlerce vatandaşın önce Nahçıvan'a ardından da kardeş Türkiye'ye gitmesi ana monopolist şirket olan Azal'ın daha fazla kazanmasına engel oluyordu. Bu nedenle önce Nahçıvan'a bilet fiyatlarını yükselten hükümet, daha sonra Nahçıvan-Türkiye kara sınırını kapatma kararı aldı. Bence Bakanlar Kurulu'nun bu kararı asla ve asla kabul edilemez ve vatandaşların haklı memnuniyetsizliğine, itirazına neden olmaktadır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in bu konuya kısa sürede tepki göstereceğine ve insanların cebine giren Azal şirketine karşı önlemler alınacağına ve aynı zamanda kara sınırlarının açılacağına inanıyoruz. En azından Nahçıvan-Türkiye kara sınırı açılsın ki bu yaz günlerinde çaresiz kalan binlerce insan ve turizm firmaları bu durumdan çıkabilsin bugün. Çünkü bu yılın başından beri yaz tatili turları için siparişler alan o turizm şirketleri Türkiye ile kara sınırının aniden bir gün içinde kapanmasıyla tamamen iflas etti. Türkiye'ye dinlenmek için giden binlerce insanımız artık geri dönemiyor. Bu kadar insanın sesini duymamak ve bu kadar vatandaşın hakkını yemek hiç ama hiç doğru değil. En azından yurt dışında okuyan Azerbaycanlı öğrencilere bazı tavizler, indirimler uygulanabilir. Uçak biletlerinin yüksek maliyeti nedeniyle öğrencilerimiz Azerbaycan'a geri dönemiyorlar bugün. Azerbaycanlı öğrenciler hala bu sorunu yaşasa da dünyanın birçok ülkesinde okuyan öğrencilere ulaşım ücretinde ciddi indirimler uygulanmaktadır yurt dışında. Mevcut sorunun üstesinden gelmek için dünyanın her yerindeki öğrencilere yeşil kartlar uygulanmaktadır. Böyle bir tecrübe var dünyada. Öğrencilere yılda en az 2 kez indirimli fiyatlarla hava ulaşımını kullanma fırsatı verilmektedir. Yeşil kart sayesinde yurt dışında okuyan öğrenciler tercihli olarak kara veya hava ulaşımını kullanabiliyorlar. Ya da en azından Türkiye ile kara sınırları açılsın ki öğrencilerimiz Türkiye üzerinden Nahçıvan'a, oradan da evlerine gidebilsinler. Şu anda 22 bini Türkiye'de olmak üzere yaklaşık 41 bin gencimiz, öğrencimiz Azerbaycan dışında eğitim görüyor bugün. Bu az bir sayı değil ve bu gençler bizim geleceğimiz. Onlara sahip çıkmalıyız. Her seferinde gülünç ve mantıksız kararlar veren Azerbaycan Bakanlar Kurulu'nun bu kez akıllıca bir karar vermesini bekliyoruz. Evet, benden bu kadar. Bugünkü programı tek bir konuya ayırmanın nedeni aldığım çok sayıda talepti. Öğrenciler ve ebeveynleri başvuruda bulunmuş ve bu konunun ulusal kanalda yayınlanmasını istemişler benden. Türkiye hükümetinin de bu konuda belli adımlar atmasını istiyorlar. Resmi Bakü ve Ankara bu konuda bir anlaşmaya varmalı ki en azından halklarımızın yaz günlerinde bu kadar mağduriyeti olmasın. Azerbaycan'ı ziyaret etmeyi hayal eden Türkiye'li kardeşlerimizi henüz söylemedim. Ama eminim bugün konuştuklarımız onların da kalplerine dokunmuştur ve onların da Azerbaycan'ı ziyaret etme istekleri kısa zamanda gerçekleşecektir. Biz bir millet, bir devletiz artık. Şuşa deklarasyonunu imzalayan iki kardeş ülkenin sınırları kapalı olmamalı. Evet, Azerbaycan gündemini burada noktalayalım. Yeni haftada yeniden ulusal kanalda buluşuncaya dek efendim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.